Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. İnsan neden hür bırakılmıştır? Aslında insanın dilediğini yapabilme özelliği sadece insana ve cinlere verilmiş bir özelliktir. Biz cinlerin mahiyetlerini bilmediğimiz için gördüğümüz, bildiğimiz varlıklar içerisinde bu nimetin en mükemmel, en harika verileni insandır. Hayvanların böyle bir istediklerini yapma hürriyetleri yok taşların yok, ağaçların yok. Ama insan hatta meleklerin bile istediğini yapma hürriyeti yok. Sadece hayırlara iradeleri var, şerlere iradeleri yok. Dolayısıyla insanın istediğini yapabilme hürriyeti Allah'ın insana verdiği, bahşettiği büyük bir lütuf, büyük bir ihsan. Bu güzel bir nimet ilahiye. Sadece kötü olan bu nimet ilahiyenin yanlış yerde kullanılmasıdır. Mesela ateş her şeyi yakar, eritir derecesine göre. Bu kötü bir şey mi? Güzel bir şey. Ama bunu yanlış yerde kullanmak kötüdür. Siz ateşi fırında, ocakta, kombide, madende kullanın. nimet ilahiye, derece derece. Ama şimdi o ateşi alır evinizin ortasında, evinizi, barkınızı, kendinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu yakmakta kullansanız, Elbette bu ateşin kötü olduğu anlamına gelmez. Ateşin yanlış yerde kullanıldığı anlamına gelir. Ve sorumluluk ateşe ait değildir. O ateşi yanlış yerde kullanan kişiye aittir. Şu halde Allah'ın bize verdiği bu hürriyet öyle büyük bir nimet ilahiye, öyle sonsuz bir ikram-ı ihsan ilahidir ki bunu melekler bile bundan mahrum. Allah kendinde bulunan irade-i külliyesinden istediğin yapma iradesinden bir lem'a insana vermiş. Bu şeref, bu makam, bu mertebe, bu büyüklük başka bir varlıkta var yok. Ama bu hürriyeti hayırlı güzel şeylerde kullanmak yerine kötü şeylerde kullandığımız zaman hürriyetin verilmesi değildir kötü olan. Kötü olan o güzel hürriyetin yanlış yerde kullanılmasıdır. Şimdi bu hürriyetimiz Allahu Teala bize vermiş ki hem dünya için güzel şeylerde kullanalım hem ahiretimizin ebedi hayatımız için güzel şeylerde kullanalım diye. Mesela dünyada hayvanlarda meslek erbabı çıkmaz. Hani falan hayvanların işte aslanların bir kısmı şunu yapıyor, bir kısmı öyle değil yani. Bir hayvan cinsi aynı şeyi yapar. Bir diğer hayvan cinsi de aynı şeyleri yapar. Ama insan cinsi öyle mi? Ne kadar çok meslek erbabı var dünyada? Neden? Allahu Teala insana her türlü mesleği seçme, her işi yapma hürriyeti verdiğinden bu kadar meslekler, bu kadar ilim dalları, bu kadar teknolojiler ve bu kadar bu kadar bu kadar özellikler ortaya çıkmış. Bu maddi alemde böyle olduğu gibi manevi alemde de böyledir. Farz ibadetlerin dışında nafile ibadetleri seçenler, ilim dallarında Marifetullah dallarında terakki edenler, daha fazla sadaka vermeyi tercih edenler bak iradeyi Allah burada kullanmak için vermiş. Farklı farklı dallarda, farklı farklı alanlarda ve farklı makamları, mertebeleri kazanmada bu hürriyet ne kadar mükemmel. Oturmayı dile otur, yürümeyi dile yürü. Konuşmayı dile konuş, susmayı dile sus. Ne kadar mükemmel, ne kadar güzel. Harama bakmaktan uzak durmayı tercih et. Doğruluğu tercih et yalana. Hayrı tercih et şerre. Ne kadar güzel. Ama ahiretimize bakan bu güzel yönlerinin yanında ve dünyamıza bakan bu güzel yönlerinin yanında ne yazık ki bu güzel duyguyu yanlış yerde kullanan, alış kötü alışkanlıklara bulaşanlar, dünyasını berbat edenler ya da ahiret hayatına giderken cennet yolunu değil de cehennem yolunu tercih edenler. Elbette bunu şu ayeti kerime ile taçlandırabiliriz. Allah'ımız, Rabbimiz Kur'an-ı şanında şöyle buyurur. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Öyle mükemmel bir cümle ki. Yani insana verilmiş hürriyetle. Sen dilerse iman edersin, dilerse inkar edersin. Daralttık biraz daha. Dilerse hayır yaparsın, dilerse şer. Dilerse iyilik yaparsın, dilerse kötülük dilerse dilerse hayat bundan ibarettir. Aman bu güzel duygumuzu nerede kullandığımıza, bu güzel meyveleri nereye harcadığımıza ve bu güzel çekirdekleri, tohumları nerelere attığımıza dikkat edelim. İnsana verilen bu hürriyet duygusunu bütün kainatı alkışlayacak bir şekilde kullanalım.